Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ağustos ayı sizin için hem hareketli, hem eğlenceli, hem de çok bereketli bir ay. Gezegeniniz Mars, ayın büyük bölümünde tüm ay boyunca Başak burcunda ilerliyor olacak. Bu da genel olarak hayatın detaylarına, düzenine, iş ve günlük hayatınızdaki alacağınız verime odaklandığınızı, hayata biraz daha mükemmelliyetçi baktığınızı işaret ediyor. Ağustos'un ilk haftasında sabit burçlarda bulunan Uranüs ve Satürn'ün Güneş'le yapacağı sert açı, özellikle 2-7 Ağustos aralığında hayatımızdaki bazı dinamikleri biraz daha test edebilir. Bunlar sizin sosyal hayatınız, aşk hayatınızla ilgili olabilir veya genel olarak kazançlarınızla ilgili alanlarda olabilir. Güneş-Satürn karşıtlığı 2 Ağustos'ta, Güneş-Uranüs kare açısı da 5-6 Ağustos'ta etkinleşecek. Bu biraz bazı risklere açık olabileceğimizi ya da bazı alanlarda hayatımızda kısıtlanmalar hissedebileceğimizi işaret ediyor. Bunlar maddi konularla ilgili olabileceği gibi sosyal yaşamınız, aşk hayatınızdaki beklentileriniz veya kişisel girişimleriniz, kişisel yaratıcı alanlarınızla da ilgili olabilir. Buralarda kendi kontrolümüz dışında oluşan gelişmelere biraz daha belki sağduyuyla yaklaşmamız gerekecek. Çok dürtüsel davranmamamız gerekecek. 8 Ağustos'ta Aslan burcunun 16 derecesinde yeni ay doğuyor. 5. evinizde doğan yeni ay. Sizin için çok keyifli bir yeni ay aslında. Bu yeni ay ayın 22'sine kadar olan süreci de şekillendirecek. Aslan yeni ayı hem kişisel anlamda hayatınızda bireysel anlamda kendinizi ifade edeceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, yaratıcı alanlarınızı hareketlendirecek bazı gelişmeleri gündeme getirirken aşk hayatınızda ve romantik konularda da yeni kapıları açabilir size. Evet, kalbiniz boşsa bu yeni ay hayatınıza bir aşk getirebilir. Hayatınızda bir ilişkiniz var. İlişkilerinizle de ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olma konusunda da bu yeni ay sizi destekleyebilir sevgili koçlar. Evet, biraz daha hayatın tadını çıkarmak istiyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz, keyif istiyorsunuz. Henüz tatile çıkamadıysanız tatil için organizasyonlar yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 16 derece Aslan'da olacak. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa evet, bireysel anlamda daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra haritalarınızda özellikle sabit burçların 10 derecesi ile 20 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni aydan etki alan gruplardan, kişilerden olabilirsiniz. Evet, 11 Ağustos itibariyle Merkür Başak Burcu'na geçecek. Mars zaten ay boyunca Başak Burcu'nda. Venüs de ayın ilk yarısında Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Başak Burcu genel olarak yaşamın düzeniyle alakalıdır ve konfor alanlarınız, sağlığınız, günlük hayatınızın düzeni, iş hayatınız, çalışma koşullarınızla ilgilidir ve kişisel gezegenlerin Başak Burcu'nda bulunması bu ay aslında iş konularını da öne çıkarıyor. İş konularında düzenlemeler, belki yeni bir iş kuruyorsunuz ya da var olan işinizle ilgili yeni düzenlemeler içerisindesiniz. Çalışma ortamlarınızı ya da yaşam alanlarınızı şöyle bir gözden geçiriyorsunuz. Merkür Başak'ta 11 Ağustos'tan itibaren çok daha detaycı olmaya başlayacak. Hesap işleri, düzenlemeler, yaşam kalitenizle ilgili konular, genel sağlığınızla ilgili bazı düzenlemeler. Bunları daha dikkatli bir şekilde ele alabilirsiniz. Ayrıntılar gözünüzden kaçmayacaktır. Ayrıntılar gözünüzden kaçmayınca tabii ki şartlarınızı iyileştirecek verimli adımlar da atabilirsiniz, düzenlemeler de yapabilirsiniz. Özellikle ayın 18'i ile 20'si arasında Başak Burcu'ndaki Venüs, Mars, Başak Burcu'ndaki Merkür-Mars kavuşumu ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e yapacağı olumlu açı, iş hayatınız, günlük hayatınız, parasal kazançlarınız, sağlığınızla ilgili konularda çok verimli, çok fayda sağlayan gelişmelere imkan verebilir.
Evet, ayın 16'sından itibaren Venüs terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Venüs terazi burcunda çok güçlü, kendi burcu çünkü. Bu da hem sevgi konuları, hem ilişkiler, hem aşk, işbirlikleri, ortaklıklar, bu yapıların özellikle ayın ikinci yarısında hayatımızda daha verimli ilerleme imkanlarını bize sunabilir. İlişkiler, eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, eşitlik, adalet, hukuk arayışlarınız. Buralarda da Venüs'ün terazi burcundaki geçişi çok olumlu tesirler vermeye başlayabilir 16 Ağustos'tan itibaren. 22 Ağustos'ta Kova burcunda Dolunay meydana geliyor. Evet, bu yaz iki tane Kova Dolunay'ımız var. 24 Temmuz'da da yaşamıştık. Şimdi 29 derece Kova burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Aslında Temmuz ayındaki Dolunay'la da bağlantılı olabilir bu. Yani tamamlayıcı ve dönüştürücü bir enerjisi var bu Dolunay'ın. Özgürlüklerle, toplumsal hareketlilikler, reformlar, yenilikler, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerle de çok ilgili bir Dolunay bu. Sizin de 11. evinizde meydana gelecek. Hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız, geleceğe dair planlarınız, projeleriniz, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, bu alanları işaret ediyor. Dolunay bazı tamamlanmalar da getirebilir, dönüşümler de getirebilir. Bir projenin sonuçlanması, bunun size maddi manevi getirileri ya da bir arkadaşlıkla ilgili bir karar verişiniz ya da bir grup çalışmasının sona ermesi ya da ait olduğunuz bir arkadaş grubuyla alakalı vereceğiniz kararlar, dönüşümler, hani tüm bunları da gündeme taşıyabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 29 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, değişken burçlarında ilk dereceleri etki alacak. Çünkü tam burç değiştirme derecesidir 29 derece. Değişken burçlar, balık, başak, ikizler ve yay burçlarında ilk derecelerinde özellikle gezegenler bulunuyorsa yine dolunay etkisi altında olacaktır. Bunlara da lütfen bakınız, kontrol ediniz. Evet, kova dolunayı etkilerini Ağustos'un son haftasında artık özellikle ayın 20'sinden itibaren etkilerini göstermeye başlayacak. Ama Ağustos'un sonunda da bu tesirler gündemimizde olacak. 22 Ağustos'ta yine hemen Dolunay'ın ardından Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Tam burç değiştirme günü. O yüzden Dolunay değişken burçları da etkileyen bir Dolunay, sabit burçlar olduğu kadar. Güneş'in Başak Burcu'na geçişi artık yazın son dönemlerini işaret ediyor bize. Önümüzde sonbaharın geldiğini işaret ediyor. Bir yandan artık yaz keyfinin, tatilin bitmeye başlaması, önümüzde işte yeni iş planlarının, öğrenciysek eğitim hayatımızla ilgili yapılacak düzenlemelerin, atılacak adımların gündeme geldiği bir süreç. 22 Ağustos'tan itibaren Güneş Başak Burcu'na geçince biz de günlük hayatın detayları, işimizle ilgili, eğitim hayatımızla ilgili planlamalar, genel sağlığımızla ilgili kontroller, beslenme düzenimiz, tüm bunları biraz daha detaylı bir şekilde ele almaya başlayacağız. Bunları gözden geçireceğiz, düzenleyeceğiz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.